Bismillahirrahmanirrahim. 92. hutbe. Konu taharet, temizlik. Talha bin Nafi Ebu Sufyan'dan radıyallahu anh rivayetle Ebu Eyyub el-Ensari, Cabir bin Abdullah ve Enes bin Malik bana rivayet ettiler. Orada arınmak isteyen insanlar vardır. Allah arınmak isteyenleri sever. Tevbe ayeti indiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ey ensar topluluğu, Allah Celle Celaluhu sizleri temizlik konusunda övüyor. Sizlerin temizliğiniz de nedir? Dediler ki ensar topluluğu, bizler namaz için abdest alır, cünüp olunca yıkanır ve su ile temizleniriz. Buyurdu ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, İşte bu övülme nedeninizdir. Devam ediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Hutbe 93. Abdestin faziletleri. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bizler kendi işlerimizi kendimiz görürdük. Develerimizi de sırayla güderdik. Bir gün deve gütme sırası bendeydi. Akşam olunca develeri ağıllarına götürdüm. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardım. İnsanlara hutbe veriyordu. Şunları buyurduğunu duydum. Sizden kim güzelce abdest alır, sonra her şeyi ile Allah'a yönelerek iki rekat namaz kılarsa cennet ona vacip olur. Bunu duyunca oh ne güzel dedim. Önümdeki biri bana, ey Ukbe, bundan önceki bundan da güzeldi dedi. Baktım ki bu kişi Ömer bin el-Hattab'dı radıyallahu anh. Peki o neydi ey Ebu Hafsa diye sordum. Dedi ki, sen gelmeden biraz önce sizden kim güzelce abdest alır, sonra da ben Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağı olmayıp tek olduğuna, Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederim derse, cennetin 8 kapısı ona açılır ve o da istediğinden içeri girer buyurdu radıyallahu anh.